istemiyorum. Böyle yakıt istemiyorum. Akar yakıt üzerse 50 liraya götürürüm. Bu senin çocuğuna da yansın, sana da yansın. Hep. 9'u diyedinin sahibi. Ama buraya toplanalım. Bunu biliyor musun? Şehir merkezi olsaydı taşkınlık olurdu. Burada sakin diye buraya geldik biz. Daha önce de bir basın açıklaması yaptık arkadaşlar. Evet, evet. Hatta. Karşı kalanlık mı? Oraya gelmişler. Kendi geçmiş. Yok, böyle bir şeyimiz yok. Buradan sonra olmayı istedim. Yok, yok. Şöyle, buradan şimdi konuşmamız. Yapalım. Basın açıklaması gibi bir şey yapalım. Buradan sonra tekrar Kasım Yürek'e gider. Kasım Yürek'ten herkes nereye gidecekse gider. Buradan sonra. En arkada bak, sağa bak. Niye abi? Bu kadar zor mu abi ya? Bu kadar zor mu? Birçoğu mu? Yok yok tamam. 45'in üzerinde insanlar mı? Size zorlu çıkacak yaşı geçtik biz ya. Aynı şey. Hayır bir müsaade et bana. Bana bir müsaade et. Sıkıntı yok. Biz buradan dağılırız. Hiç problem değil. Bomboy falan yapmayın. Herkes güzergahına göre dağılır. Duraklar kimin durağı neredeyse oraya göre dağılır. Yolda da konvoy vesaire. Sonuç konuyu da dağılır. Tek sıra halde ya. Böyle bunun dışına çıkan herhangi bir... Ben çıkacağım yan çıkacağım. Evet tek sıra halde. Dört tane bir yakacağım. Kirafeye kapatma yok. Kirafeye yok. Durma yok. Durma yok. Hareket halinde yapacağız bunu. Niye ben hasta götürürken dörtlüğü yakıyorum ama? Şimdilik de kendi hastalığımı kurtarmaya çalışıyorum. Ben şu an hastayım. Bak. Bakın abim bak. Abi biz hastayız, biz ölmek üzereyiz. Ya biz çocuklarım da bakamıyoruz ya. Sizin varsa eşinizin arabasını kullandığı için de bir tepki. Arkadaşlar, evladınızın tamam. Varsa kardeşinizin yani... Sırayı bir bana verin. Lütfen buyurun. Abi hep siz olursa siz haklısınız. Yok estağfurullah. Biz de haklı olalım. Bize de müsaade edin. Bak biz de insanız. Lütfen. Trafik tehlikeye bakıyorsun. Şimdi herkes buradan aracına binecek, dağılacak. Bunun yeri burası değil. Neresi? Yer gösterin abi bize. Burada. Yer gösterin bize. Ama insanların da olduğu bir yer. Bizi duyabilecek. Bizi ormanlık alana sürmeyin. Bizi kurtlar da, kuşlar da işimiz yok. Dinle. Tamam da abi sus. Maksatları götüreceksin mi? Abi ben şimdi bak. Kısaca bir tek şey söylüyorum. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Ne zaman olur bana yer göster. Sakin olun. Sessiz olun. Yol kapatma bu şekilde değil ama. Hayır yolu kapatmadım. Biz yolu kapatıyorum. Yol kapalı değil. Yatıyor muyuz? Yol kapalı değil. Çağırıyor muyuz? Yani biz ülkenin yolu kapalı değil. Yol kapalı değil. Bakın sizden de diyor zaten. Yol açıldı. Zaten bitmişim. Benim arabamı komple alıp götürseniz ne olur ya? Zaten yeter abi yeter. Zaten bitmiş. Bitmiş yani. Bu yani, yani birçok arkadaşımız yani arabaları sattı pozisyonuna getirdi. Abi zaten bitmişim ben. Ben ya bitmişim. Ben çocuğuma ekmek aramıyorum ya. Doğru diye yemin ederim size ya. Yeter. Ben dün ben bir üniversiteli çocuğu götürdüm. 150 lira yazdı ya taksimetre. Utandım kadına 150 lira demeye. Utandım. Bunun sorunları kimse aslında onların utanması lazım. Ben değil. Bir de kadına 100 lira. Bu kadar olmaz. Olmaz. Destek olun, destek abi. Tamam, az bir destek olun. Arkadaşlar sizden ricam. Şöyle geçin. Burada kendi haklarımı, projeye hakkım var. Sen de beni kelepçeleyip götürme hakkım var. Ben bunu da biliyorum. Ama lütfen ya bak. Kaprine tahsil kaldım. Bırakın. Bırakın 5 dakika ya. Şimdi ya bu iş bitmişti ya. Vallahi de bitmişti. Billahi de bitmişti ya. Şimdi uzatıyorsunuz. Memur Bey yemin ediyorum sizi uzatıyorsunuz. Abi cezamı yazacaksınız. Yazın. Alacak mısınız? Alın. Alışkınım nasıl olacak cezayı ya. Ya yapmayın ya. Bu kadar sonra çokmayın bizi ya. Taşkınlık yapmayın gözünüz. Sizin yüzünden. Siz provokatör Ama amirim belki yazacağım. Hasan sen başına başladın. Borcu harcı var. Çoluk çocuğu okuyan çocuğunu iyi bir eğitim sağlayamıyor. Gerekli harçlığını veremiyor. Yakıtlar bizi perişan etti. Yedek parça bizi perişan etti. En son taksimetreye zam geldiğinde yakıtlar 21-22 bantlarındaydı. Şu an 30 lira 25 kuruş. Bu da bizim cebimizden gidiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bizler taksimetre zammı istemiyoruz. Bu halka zulüm olur. Şu an 8 lira bile çok. Ama bizleri de kurtarmıyor. Bugün 500 lira ciro çekiyorum. 300 lirası yakıta gidiyor. Yedek parça, akaryakıt, yağ,
ev kirası, gıda, vesaire, her şeyimiz var. 2 aydır yazık ya. Bildiğin buradan yetkililerden ricamız budur. Adana için konuşuyorum. Ben kendim için konuşurum. Adana Şoförler Odası'dır. Belediye başkanıdır. Esnaf Kefalet Başkanı'dır veya diğer odalardır. Bize bir şekilde yardımcı olmaları lazım. Sesimizi üst noktalara ulaştırmaları lazım. KDV'ydi, ÖTV'ydi. Bunun indirimi bir yapılsa dahil esnaf ufak da olsa bir nefes alır. Bizim derdimiz bu. Derdimiz taşkınlık yapmak, halkı mağdur etmek değil. Bizler zaten bu halka hizmet ediyoruz. Evet, ücret karşılığı olabilir ama yeri geliyor hastayızın eşyasını yukarıya kadar taşıyoruz. Her türlü yardımcı oluyoruz. Bizim de yetkililerden, yetkili kurumlardan Türkiye'nin en üst yetkililerine kadar söylüyoruz. Bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslen. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyoruz. Şu yakıtın ÖTV'si, KDV'si indirilsin esnafa. Evet, dünya zorlanıyor olabilir ama bütün ülkelere baktığımızda halkına, esnafına destek veriyor. Bizler de bunları istiyoruz. Bizim ricamız bu. Kimseye taşkınlık gibi bir derdimiz yok. Hasan, burada yaklara verilen şekilden akaryakıt almak istiyoruz. Yaklara, o zengin tabii, tabii, tabii. Yaklara verilen şekilde. Çiftçilerin de burada savunuyoruz. Çiftçiler de aynı şekilde tamam, verilsin, bizlere de. Bizim dileğimiz yakıt budur. Yakıt zam, çok özür dilerim. Yakıt zam, tarifeye zam bu çözüm değil hocam. Bir kesinlikle. Sonra, taksimetreye zam gibi hizmet derdimiz yok. Bizler sizlerin de çoluğunu çocuğunu taşıyoruz. Evet. 30 liraya gittiği yer şu an 70 lira. Kurtarmıyor. Bir zam gelse o 70 lira olacak, 80, 90, 100 lira. En azından ticari toplulaşmalara... Biz istiyoruz ki ticari özel bir şey değildir. Ticari evet. Taksir lüks değildir. Bir ihtiyaçtır. En azından bunun için taşımalarda, akaryakıtı düşürsünler bizlere, taksimetreyi de düşürsünler. Örneğin Adana'nın ticari taksisinin günlük ortalama tüketimi bellidir. Bu şekilde eğer ki araç tanıma, taşıt tanımayla kaçak, yakıt kaçakçılığına da eğer ki bundan rant sağlanır diye düşünüyorlarsa işte ticari araç 15 litre dolaylarında yakıt yakar. 24 saat boyunca geçerli olmak üzere 15 litre yakıtı ÖTV, KDV'den muaf şekilde bizlere verebilirler yani. Haricinde üstünde güncel fiyattan faydalanabiliriz. Yani tekrardan diyorum. Yakıta zam, tarife zam çözüm değil yani. Bu şu an bizleri halka yansıtan, yetkililere yansıtan sizler için de geçerli. Varsa eşlerinizin, çocuklarınız aracı hepimiz kullanıyoruz bunu. Yani lütfen hani bazı şeyler en son noktaya geldiğinde değil, başlangıçta bu cahil aklımıza bizlerin aklına geliyorsa bu fikirler herhalde bu işin ehilleri daha uygun yollar. 20 Haziran'ı ve hafta başını beklememizin sebebi de şu. Her ne kadar taksici olsak da emin olun. Yani şu ülkedeki birçok öğretmenden, avukattan, şundan bundan genel kültürümüz daha yüksek. Yani bunu herkes böyle bilsin. Petrolün varil fiyatı bugün dünyada 117 dolara düşüyorsa ki bugün itibariyle 117 dolara düştü. Abi artık bu yakıta zam değil, indirim yapın. Yani bunu görün. Bu halkın üzerinden çalmış olduğunuz, çırpmış olduğunuz yerlerin eksikliğini tamamlamaya çalışmayın. Yeter. Yani bu halk gerçekten isyan etme derecesine geldi. Biliyoruz. İstediğiniz bu. Halk ayaklansın, sokağa çıksın. Bazı şeyler olsun. Ama biz karyana gelmeyeceğiz. Ayaklanmayacağız. Sokağa düşmeyeceğiz. Vatanımıza, milletimize karşı olmayacağız. Ama sesimizi de duyurmak istiyoruz. Yeter. Allah için yeter abi. Yeter. Biter abi.